Çünkü o benim imparatorum. Tribün benim için vazgeçilmez bir yer. Formayla da tarz oluyorum. Ya Fatih Hoca'nın belgeselinden sonra özellikle bunu daha net anladım. Futbol mu, voleybol mu? Futbol. Çünkü çok seviyorum. Fatih Terim mi, Şenol Güneş mi? Fatih Terim tabii ki. Çünkü o benim imparatorum. Pahalı hediyeler mi, maneviyatı yüksek hediyeler mi? Pahalı hediyeler. Severim. Mesaj vermiş oldum burada. Gomis mi, Icardi mi? Gomis. Onu çok seviyorum. Geçen Beşiktaş derbisinde oynamadığı için çok üzüldüm. Spor giyim mi, klasik giyim mi? Spor giyim. Bana o daha çok yakışır. Video çekmek mi, video izlemek mi? Video çekmek. İşim bu. Sakin bir dağ evi mi, şehrin ortasında bir çatı katı mı? Sakin bir dağ evi. Ben şehrin ortasında yaşamam, korkuyorum. Çok fazla kaza bela var. Günü planlamak mı, spontane yaşamak mı? Günü planlamak. Başak Burcu'yum. Çok önemli bir maçı tribünden izlemek mi, arkadaşlarla yemek yerken izlemek mi? Tribünden izlemek. Tribün benim için vazgeçilmez bir yer. En çok deşarj olduğum yer. Maça formayla gitmek mi, tarzından ödün vermeden gitmek mi? Formayla da tarz oluyorum. Formayla gitmek. Bench arkasından basketbol maçı izlemek mi, locadan futbol maçı izlemek mi? Basketbol izlemek. Locadan futbol izlemeyi hiç sevmiyorum. Çünkü yeterince coşamıyorsun, küfür edemiyorsun. Orada böyle bir kasıntı bir ortam var. O yüzden diğerini tercih ederim. Derbi maçında dakika 90 karşı karşıya pozisyonda kendin vurup kahraman olmak mı, müsait arkadaşına pas verip asist yapmak mı? Kahraman olmak isterim. Her tür kahramanlık fırsatını değerlendireceksin hayat. Kamera karşısına geçmek mi, kalem ve kağıdın başına geçmek mi? Ha, kamera karşısına geçmek. Çünkü ilk işim bu. Yani ilk öyle başladım, sonra yazar oldum. O yüzden ilk yazardım ve en rahat olduğum yer. Maça ilk 11'de başlayıp 60. dakikada oyundan çıkmak mı, yedek başlayıp 60. dakikada oyuna girmek mi? Yedek başlayıp 60. dakikada oyuna girmek. Sebebi de şu, sonuçta ne olursa olsun, maç ne kadar uzun olursa olsun skor önemlidir. Skora yakın yerde maçta olmayı tercih ederim. Kitap okumak mı, film izlemek mi? Kitap okumak. Yazarım çünkü ben. Ajandayla not almak mı, dijital araçlarla not almak mı? Ajandayla not almak. Hala ben kağıt kalem ve buzdolabının üzerinde böyle bir beyaz tahta gibi bir şeyimiz var. Oğlumla beraber tüm notları ve planları onun üstüne yapıyoruz. Maçlara takım elbiseyle gelen NBA yıldızları mı, eşofman takımıyla gelen NBA yıldızları mı? Eşofmanla giden, çünkü maçların dress kodu spor giyimdir. Güne kahveyle başlamak mı, kahvaltıyla başlamak mı? Kahveyle başlamak. Kahve benim vazgeçilmezim. Kulübüne sadık bir oyuncu mu, yeni maceralar için takım değiştiren oyuncu mu? Kulübüne sadık bir oyuncu. Bence daha saygı duyulacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Fatih Hoca'nın belgeselinden sonra özellikle bunu daha net anladım. Mücadeleci ama yeteneği kısıtlı oyuncu mu, yetenekli fakat umursamaz oyuncu mu? Mücadeleci ama yeteneği kısıtlı oyuncu. Hayatımdaki şey de öyle, yani hayatımdaki herkes için de aynı şey geçerli. Şartlar ne olursa olsun, çünkü belli bir noktada yeteneğin yetersiz kalacak. O konuda yeteneğin olmayabilir, her zaman mücadeleci insanı tercih ederim. Formuna dikkat eden sporcu mu, antrenman sevmeyen sporcu mu? Formuna dikkat eden sporcu, çünkü işi için önemli. Sonbahar mı, İlkbahar mı? İlkbahar. Yağmurdan nefret ediyorum.